Herkese merhabalar. Bugün sizlerle ile birlikte hurma dolgulu, cevizli, nefis bir şerbetli tatlı hazırlıyoruz. Tatlımız çok lezzetli ve farklı bir tarif. Mutlaka denenmesi gereken tariflerimden hep birlikte hazırlamaya başlayalım. Şerbeti için 2 su bardağı toz şekeri tencereye koyuyorum. Üzerine 2 su bardağı su ilave ediyorum. Bir ince dilim limon ekliyorum ve karıştırıyorum. Ocağın altını açıp kaynamaya bırakıyorum. 5 dakika kaynattıktan sonra da altını kapatıyoruz ve iç dolgusunu hazırlıyoruz. Şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. İç dolgusu için 500 gram hurma kullanıyorum. 500 gram hurmanın ilk önce çekirdeklerini çıkarıp robota koyuyorum. Eğer ki hurmalarınız sert olan hurmalardan ise biraz suda ıslatmanızı öneririm. Hurmaların hepsini çekirdeklerini çıkarttıktan sonra mutfak robotuna koydum. Şimdi robottan geçirip parçalıyorum. Robottan geçirirken kıvam katı ve rahat geçmiyor ise su ilave edebilirsiniz. Yarım çay bardağı su yumuşatmak için yeterli geliyor. Bakın macun kıvamına geldi ise tamam demektir. Bu şekilde güzelce geçirelim. Geniş bir kabın için aldım. 5-6 adet de kuru incir kullanıyorum. Bu da tamamen size kalmış. Incir seviyorsanız eklemenizi öneririm. Incirleri güzelce yıkadıktan sonra robottan geçiriyorum ve onu da aynı şekilde macun kıvamına gelmesini sağlıyorum. Bakın. Şöyle incirimiz de aynı şekilde robottan geçti. Hurma ve incirimiz hazır. Üzerine bir miktar daha su ekliyorum ve karıştırıyorum. Toplamda yarım çay bardağı su yeterli geliyor. Tabii ki bu sizin kullanmış olduğunuz e, hurbanıza göre, incirinize göre bir değişiklik gösterebilir. Çok yumuşak ise o kadar istemez. Fakat kuru ise daha fazla da isteyebilir. Böyle sürülebilir bir kıvama gelmesi gerekiyor. Tamamen karıştırdıktan sonra üzerine bir su bardağı çekilmiş ceviz içi ekliyorum ve karıştırıyorum. Dolgu malzememiz bu şekilde hazır. Gördüğünüz gibi sürülebilir kıvama geldi. Şerbetimiz de hazır soğuyor. Şimdi hamurunu hazırlıyorum. Hamuru için yoğurma kabına 200 gram oda ısısında tereyağı koyuyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 yumurta ekliyorum. 2 yemek kaşığı sirke. 1 çay bardağı pudra şekeri ilave ediyorum. 1 paket vanilin, 1 paket de kabartma tozu ekliyorum. Malzemeleri elim ile karışıncaya kadar yoğuruyorum. Malzemeler karıştıktan sonra üzerine artık un ilave ederek hamuru hazırlıyorum. Azar azar yavaş yavaş ekleyelim. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yapalım. 4,5 su bardağı un kullanarak hamuru hazırladım. Çok güzel bir kıvamı var. Elimizi bıraktı, yapışmıyor fakat sert bir hamur da değil. Kurabiye hamuru gibi düşünebilirsiniz. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra toparlıyorum ve ikiye bölüyorum. Bakın yarısını altına yarısını üzerine kullanıyoruz. Orta boy dikdörtgen borcamı tereyağı ile yağladıktan sonra hazırlamış olduğum hamurdan koyuyorum. Bakın bu şekilde küçük parçalar halinde eliniz ile koyabilirsiniz. Tabanını yarısını yaydıktan sonra küçük bir el merdanesi ile üzerinden geçiyorum daha düzgün olmasın daha güzel şekil almasını sağlıyor. Hazırlamış olduğum hurmalı bol cevizli harçtan üzerine sürüyorum. Üzerine eşit bir şekilde yayıp sürüyorum. Hurma dolgusu ile hamurun üzerine kapladıktan sonra artık tamam demektir. Geride kalan hamuru yani yarısını üzerine bu şekilde yerleştiriyorum. Hamur ile üzerini kapladıktan sonra bastırarak güzelce bütünleşmesini sağlıyorum. Üzerine çatal ile desen veriyorum. Üzerine çiziklerini de attıktan sonra önceden ısınmış 190 derece alt üst ayar fırında kızarıncaya kadar tatlıyı pişiriyorum. Tatlımız fırından çıktı. Güzelce kızarıncaya kadar pişti. İlk sıcağının çıkması için 5 dakika bekletiyorum. Sadece 5 dakika beklemesi yeterli. Dilimlere kesiyorum. Dilimlere kestikten sonra tamamen soğumuş olan şerbeti üzerine koyuyorum. Klasik şerbetli tatların dışında daha az şerbetli, böyle bol bol şerbetli olan bir tatlı değil. Kurabiye yermiş gibi böyle ağzınızda eriyen güzel bir tatlı. Şerbetini çektikten sonra 3-4 saat mutlaka dinlendirmenizi öneririm. Lezzeti oturacaktır. Çok güzel bir dokusu ve kıvam olacaktır. Şimdi üzerlerine fıstığını koyuyorum. Ve tatlımız hazır. Hemen sizler için bir dilim çıkartıp dokusunu da paylaşıyorum. Hurma dolgulu, şerbetli, cevizli tatlımız hazır. Tatlıyı tabağımıza aldım bakın görüyorsunuz hurma dolgulu nefis bir şerbetli tatlı hazırladık bugün sizlerle birlikte lezzetli kolay pratik bir tatlı klasik şerbetli tatlılar gibi düşünmeyin başta da söyledim böyle bol bol şerbetli olan bir tatlı şerbeti akan bir tatlı değil kurabiye kıvamında bir tatlı. Hemen sizler için küçük bir doku testi yapıp videomu sonlandırıyorum. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.